evvelinde ezberlerim bir şey oldu. Şimdi düzeldi ama ben de biraz yoruldum. Kusura bakmayın, yalnız bir şey hediye vereyim. Dikkat! Evinizden çıktığınız zaman unutmayın. Çok rica ederim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyiz ve huve hayyun la yemut biyedil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. Hepinizin bildiği, dikkat edin. Resulullah Efendimiz Hazretleri bunun hakkında buyurduğuna bütün hadis haşiyeleri, bu haşileri telaşa düşmüşler. De azim bu. Şimdi yavrum, bak. Bu la ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyiz ve hayyun la yumiyizil hayve ve ala külli şeyin kadir. Buhari-i Şerif'te, Müslim-i Şerif'te bütün muhaddisler hepsi hayran kalıyorlar bunu. Acaba Resulullah elfe elfi hasenat, elfe elfi seyyatan mahir, elfe elfi derece afir. Milyon demek. Elfe elfinin Türkçe tercümesi milyon. Milyonlarla sevap, milyonlarla derece, milyonlarla afu. Acaba bunu Resulullah niçin böyle söyledi diye herkes, bütün müfessirler, yani hadis müfessirleri, haşiyecileri, şarkıları hayran olursa nihayet şuna kail olmuşlar. Bunu evinden çıktığı zaman okumak, insanlar çarşıyı pazarda, dikkat edin. Çarşı pazarda çok kötü ve fena halleri müşahede edecek ve bunlardan günahlara sahip olacak. Bu günahları düzülmek için şefaat uzmak olmuş Resulullah. En azim şefaatlerden bir şefaat. Çocuğunuza, çoluğunuza öğretiniz efendiler. Deyiniz ki bu... Bunu okuyun. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumiyiz ve hayyun la yumiyizil hayve ve la külli şeyin. O günkü akşam evine dönünceye kadar olan kazandığı gözlerinden, kulaklarından, ellerinden, ayaklarından kazandıkları hepsini Allah'u zülcelalesine adını canı beyan ediyor. Böyleyse buna dikkat etmek hepimiz için lazımdır. Bir. Böyleyse maalesef Resulullah Efendimiz hadisinden amel etmediği için insanlar çok hastalıklara müptela oluyor. Birinci budur ki, mesela insan gerek küçük zarrıcını def etmek için, gerek büyük zarrıcını def etmek için çıktıktan sonra bizzat elhamdülillahillezî ezhebe annel eza. Bunu okumam. Bunu okumazsan yarın efendim başka tıkanır. Ne olacak? Efendim sundalarla mı olmayız? Efendim postat oldu, şu oldu, bu oldu. Bunların hepsinin sebebi Resulullah Efendimiz Hazretleri'nin haber verdiği bunu okumuyorlar kardeşlerim. Çok güzel. Yüz duvardan çıktığın zaman elhamdülillahillezî o Allah'a hamdolsun ki elhebe annel eza benden ezayı def etti ve afani min zali. Bunu birbirlerinizden yazınız, ezberleyin. Bir daha elhamdülillahillezî elhebe annel eza ve afani min zali. Horoskopta görmezsin, şu derdi de görmezsin, bu derdi de görmezsin. Canın yanar. Yahu Allah'a bir hamd et. Neden bu? Acaba niçin? Bunda da bütün muhaşiler hayran kalmışlar. Acaba bunda bu kadar. Cenab-ı Hak şu vücuda 384 tane, 85 değil, 83 değil. Melaiket bunların iki tanesi senin fazlalıkını, def-i zarureti için iki tanesini tahsis etmiş. Bunlar tenezzülen bunu kabul ettiği için, dikkat et, tenezzülen bunu kabul ettiği en yüksek rütbe vermiş Hazreti Allah. Ben cansever, doktora bunu söyledikten sonra kalktı beni aldı. Aman iyi, ne esrar-ı ilahi bu Resulullah'ın hadisi diye. Ben bunun için dedi kitap yapacağım dedi. Dinle bak şimdi, bir daha söyleyeyim. En yüksek, en büyük hutta melaikesi bizim zaruretlerimizi dediği için
memur olduklarından dolayı Hazreti Allah onlara en büyük huzurda tutulursa vermiş. Etkeninde, bedeninde, zaruretlerinde giyişin, bu Allah'a şükretmek, hamd etmek lazım mı değil mi? Söyleyin bana. Elhamdülillahillezî elhebe annelezâ. Bu kadar bir doksan ve atâni min zâlik. Orası da var ama elhamdülillahillezî. Eyvallah Allah'ım. Sana hamd olsun ki elhebe annelezâ. Bizim vücudumuzda fazla olan ezaları izale eden, yok eden ve atâni min zâlik. Bizi bunlara veren Allah'a hamd olsun. Ya Rabbel Alemin, bunları okuyamasalar da şu derste oturdukları için yani bu okunanları onların defterine yaz da ilhak eyle ya Rabbi. Bu şereften onları mahrum eyle ya Rabbi. Cümlemizi afiyette, cümlemizi sıhhate daim eylesin Cenab-ı Hak.